Merhaba arkadaşlar, Nurgül'ün Tığ ve İğneoları YouTube kanalıma hoş geldiniz. Eğer kanalıma abone değilseniz abone olmayı, emeklerim için beğeni ve yorum yapmayı unutmayalım. Sağ alt köşedeki kırmızı abone ol butonuna basarak abone olabilirsiniz ücretsiz bir şekilde. Zil butonunu açarak da çektiğim videolardan haberdar olabilirsiniz. Evet arkadaşlar, size bugün bu renklerden yine bir model hazırladım. Modelim de bu cam sil. Hortumuyla da yapılıyor arkadaşlar. Bu aparat olarak bu bana müsavi geliyor. Bir de süt pipeti. Çoğu zaman bunu kullanıyoruz. Kalem oyasında, kalemin hani büyük olması gereken yerlerde de tabii ki onu kullanıyoruz. Şimdi modelimizi gösterelim arkadaşlar. Modelimiz bu şekilde. Altı bu şekilde sık iğneli trabzanlarımız. Üzerine de bu şekilde çok hoş. Çok zarif, çok güzel duran bir model arkadaşlar. Evet, modelimiz bu şekilde ve şimdi modelimizin yapım kısmına geçelim. Evet arkadaşlar, gördüğünüz gibi ilk önce 2 zincir çekerek tığ battılarımı hazırladım. Sonra bu yeşil kısmını yapacağız. En son da çiçeğimizi takacağız. Şimdi bu çiçeğimize 4 tane sık iğneli trabzan gidiyor. Bakın saydığınızda 4 tane. 3 tane de bu arıya ara suyu olarak yani mesafe vereceğim. Toplamda 7 tane sık iğneli trabzan hem gülüme hem ara suyuma gidiyor. Hesap olarak bu şekilde 7 tanesini çiçeğimize ve ara suyuna ayırıyoruz. Sonra bu 4 tanesini tekrar çiçeğimiz için hazırladık. Bir tane zincir çekiyorum. Şöyle ipimi uzatıp buraya küçük bir örümcek yapıyorum. Örümceğimizin boyutu da bu şekilde arkadaşlar. Bir defa doluyorum. 1, 2 tığ battı atlayıp 3. tığ battıma 1, 2, 2. Bu şekilde küçük bir trabzan yaptım. Şimdi içine 4 tane zincir çekip bir tane tomurcuk yapıyorum. 4 tane sık iğne. 1, 2, 3, 4. 5. sık iğnemde yine aynı yuvanın içine girip kapatıyorum. Evet arkadaşlar. Bir tanesini hazırladık. Bir tane daha yapalım. Şöyle ipimi uzatıyorum. İpin daha önce de söyledim uzunluğunca örümceğimiz olur. Bir defa doluyorum. 1 2 tığ battı atlayıp 3. tığ battımın içine 1 2 2. Bu şekilde bir trabzan yaptım. Daha uzun büyük trabzanını istiyorsanız arkadaşlar 2 defa dolayıp 4 seferde çıkarabilirsiniz. 4 zinciri çektim. Buradaki yaptığım trabzana kapatıp bir tane kirpik yaptım. Geri kalan kısma da 4 tane yine sık iğne yapıyorum. 2 oldu. 3 ve 4. 4 tane sık iğneyi yaptım. Aynı tığ battığın içine kapatıp aynı tığ battığın içine kapatmak önemli arkadaşlar. Bir ileri demek biraz daha uzaması demek. O zaman bu çatım işlemleri ve yapım işlemleri için çok ara mesafe kalıyor. O yüzden püf noktası olarak bu modelde aklınızda kalsın. Trabzanı yaptığınız sık iğnenin içine tığ battığının içine 5. sık iğnemizi giriyoruz. Evet. Bu kadar arkadaşlar. Şöyle kolay olduğu için 2 tane gösterdim. Umarım anlaşıldı. Şimdi çiçeğimizin yapım kısmına geçelim. Evet arkadaşlar, şimdi modelimizin ters tarafına çeviriyoruz. Modelimizin ters tarafındayız. Şimdi tersinden sayıyoruz. 1, 2, 3, 4 ve 5. Tersinden saydım. 5. sık iğneli trabzanımın bu tomurcuğunun içine ipimi sık iğneyle arkadaşlar buraya monte ettim. Şimdi buraya 10 tane zincir çekiyorum. 7, 8, 9 ve 10. 10 zincirimi çektim. Buradaki tomurcuğun içine kapatıyorum. Bir zincirle döndüm düz yüzüne. İçine girip bir tane sık iğne yapıyorum. Bir tane de zincir çekiyorum. İpimi uzatıyorum arkadaşlar. Hemen bu cam sil hortumunu alıp taktım. Şimdi buraya ilmek toplayacağız arkadaşlar. Yine zincirimin arasına girdim. 1, 2 taktım.
Zincirimin arasına girdim. 2 zincir çektim. Taktım. 3. Tekrar ilmek toplamaya devam ediyorum. 1, 2 zincir. Takıyorum. 4. Yuvaya girdim. 1, 2 zincir. Taktım. 5. Altı, yedi, sekiz, dokuz. Evet arkadaşlar, bu şekilde 10 zincirimin üzerine ilmeğimi topluyorum. 3, 6, 9 oldu. 10. 11, 12. 12 taneyi topladım arkadaşlar. Şimdi buraya aynı yuvanın içine girip bu şekilde bir tane zincir çekip şöyle ipimi uzatıyorum. Bu cam sil hortumunun aparatımın boyunca arkadaşlar. Buraya bir örümcek yapıyorum. Şöyle bir zincir de çekiyorum örümceğimin üzerine ve şimdi hortumu şöyle sağlayarak ilmekleri çıkarıyorum. Tekrar bu bıraktığım örümcekli ilmeğimi tutuyorum arkadaşlar ters tarafından. Hemen buradan bir tane ilmek alıyorum. Buraya kapatıyorum. Bir zincir çekiyorum arasına sıradaki ilmeğimi alıyorum. Kapatıyorum. Bu şekilde. Bir zincir kapattım. Bir zincir kapattım. Bir zincir çekiyorum. Kapatıyorum. Sıradaki yani ilmeğimi alıp kapatıyorum. Bir zincir sıradaki ilmeğimi alıp sık iğne ile kapatıyorum. Bir zincir kapattım. Bir zincir sıradaki ilmeğimi kapattım. Bir zincir. Bir zincir çekiyorum. Sıradaki ilmeğimi kapatıyorum. Bir zincir çektim. Bu şekilde. Evet. Bütün ilmekleri arkadaşlar bakın. Aynı. Bu bir zincir çekmemiz, iki yerine bir zincir çekmemizin amacı arkadaşlar. Bu şekilde tunus ışığı gibi durmasın istediğimiz için. İki zincirde ara mesafeleri biraz daha büyük oluyor. Batım işlemi daha kolay oluyor ama bir zincirle de duruşu bu şekilde çok hoş oluyor. Şimdi 4 zincir çekerek arkadaşlar geri dönüyoruz. 1, 2, 3 ve 4 zincir. Döndük düz yüzüne. Buradan çektiğimiz bir zincirlerimizin arasına girerek arkadaşlar bu şekilde şöyle inşallah gözüküyordur. Bu şekilde yuva yapıyoruz. 4 zincirli yuvalar. Yine 4 zincir. 4 zincirli yuvamızı kapatıyorum ilmeğimin arasına. Bir zincirimin arasına. İki ilmeğin arasındaki bir zincire kapatıyoruz. 4 zincir. Aynı şekilde arkadaşlar bakın bu aradan giriyorum. İki ilmeğin arasından girince zaten direkt bu şekilde o bir zincirimizin arasına girmiş oluyoruz. Bu şekilde başa kadar gelelim arkadaşlar. Tüm 4 zincirli yuvaları yaptık arkadaşlar. Yine 4 zincir çekiyorum. Sonuncu olarak şurada bir örümcekle arkadaşlar. Gördüğünüz gibi. En son örümcekle çıkmıştık. Bu 3 örümceğimiz burada duracak arkadaşlar. Bu şekilde. 3 tel şeklinde örümceğimiz duracak en sonda. Buraya ilk olduğu için 9 tane çekeceğim zincirimi. Diğerleri 8 olacak. 5, 6, 7, 8 ve 9. Hemen döndüm. Bir tane bırakıyorum yuvadan ikinci yuvaya. Bu şekilde bir ilmek yaptım arkadaşlar. Sık iğne ile kapattım. Evet, bir tanesi bu şekilde 8 zincir. Bir tane atlayıp bu şekilde ikinciye kapatıyorum.
1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 ve 8. Bir tane atlayıp ikinci yuvaya kapatıyorum sık iğneyle. 3, 4, 5, 6, 7 ve 8. 8 zincirimi çektim. Yine bir tane atlayıp ikinci yuvaya kapattım. 1, 2, 3, 4, 6, 7 ve 8. Kapatıyorum arkadaşlar. Toplamda bu şekilde 6 tane yuva yapmış oluyoruz. 4, 5, 6, 7 ve 8. Yine 8 zincirimi çektim. Buradaki sonuncu yuvaya kapattım. Bu şekilde. Şimdi bir zincirle döndüm arkadaşlar. Buraya bir sık iğne yaptım. Sonra bir zincir çektim. Buradaki hemen yandaki yeşil sık iğneli trabzandan şöyle çeviriyorum tersinden. Ben tığımı bırakıp çatmaktansa bu şekilde hem daha rahat oluyor hem daha güzel durduğunu düşünüyorum arkadaşlar. Bir zincir çekiyorum tekrar. Bu şekilde buraya kapattım. Bu şekilde iki zincir çekerek arkadaşlar 6 tane kirpik yapacağız. Bu ikinci kirpiğim. Bu üçüncü. Dördüncü. Beşinci. Bu şekilde. Bakın yaptığım bu 8 zincirli yuvayı 2 zincir çekerek doldurdum. Çok da güzel oldu arkadaşlar. Sıradakine sık iğne ile geçiyorum. 1, 2 zincir kapattım. 2 zincir kapatıyorum. 2 zincir. 2 zincir. 4 oldu. 5 oldu. 2 zincir ve 6 oldu. Evet. Her bir yuvaya 6 tane bu şekilde 2 zincirli kirpikler yapıyoruz. Sık iğne ile hemen yanındaki yuvaya geçiyorum. 2 zincir. Bu şekilde arkadaşlar yuvaları 2 zincir çekerek kirpiklerle dolduruyoruz. Ve doldurduk arkadaşlar bir yuvamızı daha bu şekilde. Şimdi diğer yuvaya aynı şekilde dolunca hemen sık iğne ile geçiş yapıyorum arkadaşlar. Bunu da aynı şekilde 2 zincir çekerek kirpiklere dolduralım. 1, 2 zincir kapattım. 2 zincir kapattım. Bu şekilde bakın arkadaşlar çok da güzel gözüküyor. Umarım size de bu güzellik yansıyordur. Tekrar 1, 2 zincir, 2 zincir, 1, 2 zincir dolana kadar arkadaşlar bu şekilde isterseniz saymaya da bilirsiniz. Eşitleyeyim derseniz bu şekilde sayabilirsiniz de. Tekrar 2 zincir kapattım sonuncu olarak. Yuvaya geçiş yapıyorum sık iğneyle. Bu şekilde. 1, 2 zincir kapatıyorum. 2 oldu. 2 zincir. 6 oldu. Ve bu şekilde doldurdum. Sonuncu yuvamıza geldik arkadaşlar. Sonuncu yuvada bu şekilde yeşil trabzanımıza sabitleyeceğiz. Nasıl ilk trabzanımıza sabitledik. İlk yuvamızda yeşil trabzanımıza sabitledik. Son yuvamızda da yeşil trabzanımıza sabitleyeceğiz. Sık iğne ile sonuncu yuvaya girdim. 1, 2 zincir. 1, 2 zincir. Tekrar 2 zincir. Kapattım kirpik olarak 3. Evet arkadaşlar 4, 5, ve 6. Şimdi arkadaşlar 6 tane buraya yaptık. Bir zincir çekiyorum. Bir zincirimi şimdi buradaki yeşil yuvanın içine girip buraya sabitledim. Tekrar bir zincirle gelip aynı son yuvamın içine girip bu şekilde sabitliyorum.
Şimdi arkadaşlar bunu buraya sabitledikten sonra şurada 4 zincirli yuva yapmıştık. Oraya da girip bir tane de oraya sık iğne yapıyorum. Çünkü şöyle meyilli durmasını. Eğer yuvada koparırsak ayrık otu gibi duruyor. Bütünleşmiyor arkadaşlar. Bu şekilde çok hoş duruyor. Şimdi ipimi koparıyorum. Şu şekilde arkadaşlar. Daha aşağı meylettiği için çok hoş duruyor. Bakın. Şimdi iplerimi yakıp hemen geliyorum. Siz ara suyunu biraz daha fazla yapabilirsiniz. 6 veya da 8 inciden başlayabilirsiniz arkadaşlar. Evet. Bu şekilde. Yapacak arkadaşlara kolay gelsin. Allah'a emanet olun. Hoşça kalın.